Arkadaşlar, yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi güne yine çok enerjik başladım. Bugün babam Başak'la ilaç atacak. Arkasından ben tekerlekli tırmık çekeceğim. Babam gitti, ben de arkasından gidiyorum. Ben farklı yoldan gidiyorum ama. Çünkü onun gittiği yol, yani tarlaya normalde gittiğimiz yol çamurmuş, sulamışlar yolu. O yüzden babam diğer taraftan gelsen dedi. Benim birazcık yolum uzadı yani, anlayacağınız. Bugün ben tohumluk ayçiçek ekeceğimiz tarlayı hazırlayacağım. Ve bundan sonra da yavaş yavaş artık ekimlere başlayacağız. Köpüş. Seni de rahatsız ettim ama kusura bakma. Yolun ortasında yatıyormuş. Üstten birkaç tane taşı şuraya atacağım. Babam bu taşlar dökülür dedi. Bunları da tarladan zaten toplamıştık geçen sefer. Düşecek gibi olanları üstten alıyorum. Bir de şu takozunu da bir güzelce oturtayım. Onu da şöyle. Tamam. Babam ilaç atmaya başladı. Ben de arkasından tekerlekli tırmık çekeceğim. Ama önce bir tersine döneceğim. Tırmığımızın sağ tarafındaki uçlarını söküyoruz biliyorsunuz ki tekerlekle denk gelsin diye. O yüzden ilk turu bir ters döneceğim, diğerlerinde bir daha hep sağdan. Babam ilaçlamaya başladıktan sonra tarlanın etrafında bir ters olacak şekilde, bir düz olacak şekilde döndüm. Tersten düzden kastım ne derseniz, traktöre binmeden önce de söylemiştim, sağ taraftaki dişler sökük diye. Tekerlekle aynı hizaya gelmesi için tırmığın, yani aralarda böyle tepecik kalmaması için dişleri söküyoruz. O yüzden ilk baş sol taraf anlık kenarına gelecek şekilde, daha sonrasında sağ taraf anlık kenarına gelecek şekilde bir iki tur attım. Hem de yastıklama mahiyetinde oldu. Şimdi tekerlekli tırmık çekerken döne döne çekeceğimiz için ne demek oluyor bu döne döne? Buradan bir çizi çekmiştim anlıklardan dönerken. Bu çizinin etrafında hep sağ olacak şekilde dönerek tarlaya tekerlekli tırmık çekeceğim. Umarım çarpmadan geçeriz. Evet. İlerleyebiliriz. Bu kısmın da sonuna geliyorum. Sanırım gidip gelince kapatır ama arada rogar var. Tırmağa da ip takılmış. Onu da başa çıkınca bir alayım. İz bırakıyor tarlada. Şurada bir durayım. Eldivenlerimi giyeyim. O ipi alayım. Tarlada iz bırakıyor çünkü. Şuraya tarlanın dışına, ya da tarlanın dışına değil, şunun içine koyayım. Bu nasıl olsa orası taşlarla dolu.
Burada çok az bir kısım kalıyor. Bu da gelirken biter. Daha sonrasında diğer yerlerden devam edeceğim. Babam da herhalde ilaçlama için son depoyu falan dolduruyor olması lazım. Onun da bitmek üzeredir. Başaklatmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu ilacın sarı rengiydi. Zaten toprakta bile belli oluyor, görüyorsunuz. 5700 ona bulaşacaktı. Bu arkası falan kabini komple sarı olurdu. Hem de şöyle düşündük. Şimdi 7000'de tırmık takılı. Başak'ta ilaçlama makinesi. 5710'da da ekim makinesi. Bundan sonra işlerimiz birazcık hızlanacağı için, ekimler başlayacağı için o sırada hemen ilacını atıp tırmığını çekip ekeceğiz. İlacını atıp tırmığını çekip ekeceğiz. O yüzden sürekli ekipman değiştirmek bizim için zor olurdu. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Başa ilaçlamayı taktık. 7000'e tırmığı, 5000'e de ekim makinesini taktık. Hafif hafif esiyor rüzgar şu an, çok güzel. Tam öğlen sıcağı aslında. Saat 12'yi geçti, 12.30 civarında. Benim de tırmık çekeceğim az bir yer kaldı da. Bir şuraya kadar. Burası da bizim yolumuz. Buraya da tırmık çekeceğim ama pek etkisi olacağını zannetmiyorum. Zaten yine sezonda da buraya kuyunun başına gübre getir götür yaparken burayı yine ezeceğiz eksekte. Tarlayı bitirdim. Şimdi yastıklamalarını yapıyorum. Hiç de görmüyorum vallahi nereden gittiğini. Bir önceki tırmık izinden gidiyorum. Toz bu tarafa, rüzgar bu tarafa doğru essince toz da öyle gidiyor. Tırmığın nereden gittiğini göremiyorum. İkinci yastıklamaya başladım. Buna da yine 3 tırmık ağzı olacak şekilde bir yastıklama yapacağım. Bu dönerken aralar boşluk kalmıştı. Onlar iyice kapansın diye. Son yastıklamaya da gidiyorum artık ve tarla bitiyor. Saat 13.44, 16 dakika var dersime ve tarlayı bitirdim. Giderken yine uzun yoldan gideceğim. Babam diğer tarlaya da
ilaç attı. O yüzden oraya da tekerlekli tırmık çekecek. Tekerleği de götüreceğim. Normalde burada bırakıyoruz. Git gel yaparken yolu uzatmayalım diye. Bir de onunla yavaş gidip gelmemiz gerekiyor. O yüzden burada bırakıyorduk. Ama şimdi diğer taraftaki tarlalara tekerlek çekileceği için bu sefer götüreceğim. Dedem geliyormuş ama acaba hangi yoldan geliyor? Şimdi her zaman geldiğimiz yoldan gelirse ben oradan gitmeyeceğim için karşılaşamayız. Boşuna gelmiş olur. Çift çekerden de çıkaralım. Bir de tavşan alalım. Tavşan almayı unutmuşum. Telefon çalınca. Yolda denk geldik. Eşyaları arabaya attım. Hemen yola çıkıyorum ben de. Dersim bitti. Şimdi babamların olduğu tarafa doğru ben de yola çıkacağım. Onlar da köye yakın tarlaya doğru geliyorlarmış. Öyle söyledi. O tarlada buluşacağız babamlarla. Oy, ayağımı boşluğa bastım. Ama motorun içi de yanmış vallahi. Sıcaktan. Hemen klimaları çalıştırmam lazım. Babam ilaç atmaya başladı. O ilaç atıyor. Ben de burada bekliyorum babamı. O bitirdikten sonra tırmık çekeceğiz. Ben mi çekerim, o mu çeker bilmiyorum. Bugün benim Eskişehir'e dönmem gerekiyor. Ben de o sırada biraz drone'la çekim yapayım dedim. Burası hem küçük bir tarla, çabucanak bitecek bir tarla. Bir tur daha döneyim, bir tur daha döneyim derken tarlayı bitirdim. Bir burası var, bir de şurada bir kısım kaldı. Yastıklamayı yapıp sonra diğer uca gideceğim. Bu tarla küçük olduğu için tabii çabucanak bitti. Diğer tarafa göre daha derin tırmık çekiyorum.
Orada 2-2,5 civarında çekmiştim. Burada 3 derinlik ayarında çekiyorum. Bir tırmık ağzı kadar yer kalmıştı. Onu da şimdi kapatarak gidiyorum. Şimdi diğer tarlaya gideceğim. O yüzden tırmığı kapatıyorum. Kapattım. Gidebiliriz. Hop. Çift çekerden çıkardım. B'den başladık viteslere. 3E'ye gelesiye kadar. Oho! Buraya da yine derinlik ayarı 3'te olacak şekilde tırmık çekeceğim. Umarım rogara çarpmam. Tekerlekte çarpmadı. Babam geldi. Şimdi o devam edecek. Ben de tarlayı yarılamıştım. Zaten o gelesiye kadar. Saat akşam 6 oluyor. Benim Eskişehir'e gitmem lazım. O yüzden değişiyoruz. Normalde ben tarlayı bitirecektim. Taşları da getirmişim bu başa bakın. Gerçi bu buradan çıkmış. Neyse Toros'a atlayalım ve... Oy açamadım kapıyı. Eve gideyim. Babaannem çay demlemişti. Bir çay içeyim. Ondan sonra da eşyalarımı toplar şehire giderim. Üzerimi değiştirdim. Hemen şehir moduna geçtim. Babaannem el sallıyor. Şimdi şehire gidiyorum. Şehire neden gittiğimi çekebilirsem eğer bir sonraki videoda sizlere anlatacağım ve göstereceğim. Çok heyecanlı olduğum bir iş için gidiyorum Eskişehir'e. 2 günlük bir macera beni bekliyor. İlk kez deneyimleyeceğim bir iş için gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu akşamdan yola çıktım. Yarın da Allah nasip ederse orada olacağım. Köyden de çıktım. 90 kilometre bizim köyümüzle Eskişehir merkezi arası şu anda 90 kilometrelik bir yol beni bekliyor. Eskişehir'e geldim. Burada tabii trafik var. Tam da akşam vakti olduğu için trafiğe denk geldim. Güneş de binaların arkasına saklanmıştı. Şimdi geri çıktı. Az önce hepten önümü görmüyordum yani. O trafiğin içinde... Şimdi bir girelim. Bir şeyler alacağım. Alışverişime siz de eşlik edin istiyorum. Yarınki programımda ojemi de sürerim, tarlamı da diyeceğim için tabii ki de ilk önce oje almaya gidiyoruz. Kıyafetimle uyumlu bir oje alacağım. Yarın bu renkte bir ceket giyeceğim. O yüzden bu ojeyi alacağım. Bir tane oje 28 lira olmuş. Gerçekten artık galiba sadece tarlaları süreceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.